kapılmadan beraberce bu felaketin acısını sindirecek, yarasını saracak, kayıplarını telafi edecek. İşte dün İstanbul Çam Sakura Hastanesi'ndeyiz ve oradaki depremzede vatandaşlarımız, çocukları, annelerin ve bütün aileleri bizzat görme fırsatım oldu. İşte birçoğu İstanbul'daki ailelerinin yanına gelmek, ailelerinin yanına gelmişken yaralı olanlar da Çam Sakura Hastanemizde tedavilerini oluyor. Tedavileri yapılıyor. Ve İstanbul'un değişik hastanelerine de dağıtılma suretiyle bu noktada Sağlık Bakanlığımız gerekli olan müdahaleleri yapıyor. Ve bu çerçevede ilk etapta oturulamaz hale gelen hane başına 15 bin lira taşınma ve 5 bin lira ile 2 bin lira arasında kiraya alıyor. Ayrıca yine hane başına 10 bin lira destek yardımı yapacağımızı zaten açıklamıştık. Ailelerini deprem bölgesi dışındaki illere kendi araçlarıyla götüren vatandaşlarımızın yakıt masraflarını karşılıyoruz. Ayrıca depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre vatandaşlarımıza ilave destekler de yapacağız. Devlet ve millet olarak el ele vererek hiçbir mağdur ve mazlumu sahipsiz bırakmayacağız. Belli bir oranını, ki şu an itibariyle 50 milyar lira civarında, bunları bir dayanışma paketi olarak depreme tahsis ettiler. Bu meblağ depremzedeler için yapılacak çalışmalarda kullanılacaktır. Ayrıca bölgedeki işletmelere yönelik ilave kredi garanti fonu kefaletli kaynaklar hazırlanmıştır. İhracatıyla ayağa kalkmasını sağlamak için gereken her türlü katkıyı sağlayacağız. Deprem bölgemizdeki illerde ilan edilen ve vergi ertelemelerinden bankacılık düzenlemelerine kadar pek çok unsuru içeren mücbir sebep halinden yaklaşık 638 bin mükellefimiz yararlanacaktır. Yurt içinde ve yurt dışında AFAD'a yapılan şimdilik tutarı 8,3 milyar lirayı bulan yardımların tamamını da deprem bölgesi için kullanıyoruz.